Doğrudan Arapça derslerine 20. dersten devam edeceğim. Tabi bu 20. derse gelene kadar benim şartım vardı. 20 ders boyunca düzgün takip edenler inşallah onlara yönelik yani daha ayrıntılı bir çalışma olabilir demiştim. Yalnız bir iki kişi hariç yani bu işe başlayan yaklaşık 30 kişiden bir iki tanesi hariç devam edilmedi. Yani biraz zayıf kaldı çalışmalar. Bu muvaciyede bundan sonraki kayıtlar sık aralıklarla olmamakla birlikte daha çok sistemi işte daha da anlaşılır hale getirmeye yönelik olacaktır. Onu belirtmiş olayım. Şöyle bu çalışmada yine bazı görseller var. Timsah, saban, bu yılan ve timsah kelimeleri. Saban değil, soban, bir de s iledir. Bunu çok tekrar ederek meleke haline getirebilirsiniz. Sin midir, sat mıdır diye karışma olabilir. Soban, yani şunu söyleyeyim, bu peltek s'yi siz soban derken eğer dikkat ederseniz hafıza sadece zihinle, beyinle ilgili değil. O dilinizi işte peltek hale getirmede yaptığınız baskı, iki diş arasına işte bıraktığınızda o etki, onlar da hafızanın argümanları, etkileyicileridir. Dolayısıyla böyle sesli tekrarlar gerçekten hafızaya çok ciddi yardım eder. Yine timsah kelimesinde sini keskin çıkarmanız gerekiyor. Sat ve s ile karışmasın. Evet, soban, timsah, esed, şabl. Mesela buna şabl mi, şibl mi, şubl mü diyeceğiz. Genelde eğer yani kesrası bunun gibi, fiil gibi yoksa genelde fetha ile başlatılır. Şöyle bakalım bu kaide dışı bir şey var mı? Şibl. Evet, gerçekten kaide dışı çıktı. Yani burada nasıl ki fiil, burada bir kesra olması icap ederdi. Siz yapın. Şibl, fiil, zerafe. Mesela Türkçe'de zerafet denir. Zerafet. Aynen odur. Zerafe. Hirtit, gergedan. Zip, Kur'an'da da geçiyor ismi. Hazreti Yusuf kıssasında aleyhisselam. Zip, o da kurt. Dubbun arkadaşlar dub şeklinde B'yi biraz sıkıca söylüyoruz. Dub ayıdır. Sa'leb tilki. Yalnız yılanla karışmasın. Su'ban, sa'leb, nemr. Hemen bakalım. Kaide dışı nimr mıdır acaba? Nemir arkadaşlar. Nemr değil, nemir. Evet, leopar, kaplan, nemir. Bunu kesrasını unutmayalım. İşte siz böyle bunu yazınca kesralı. Burada hareketsiz gördünüz. Bu bir yaşantıdır şu anda. Bir de video izliyorsunuz şu anda. Video izlediniz. Ben bunu tahmin ettim. Sonra tavakkuya gittim. Size gösterdim. Siz de bunu ayrıca görüntüyü görüyor ve bunu yazarsanız ve bu burada kesrası olmadığı halde kesrayı ve nunun fethasını yazarsanız bunu hepsi yaşantı. Ve nemir olarak hafızaya güzel bir şekilde kaydedilir. Himar eşektir. Hisan at, gird. Arkadaşlar gird yukarıda buna benzer kalıpta ne vardı? Şibil. Şibil arslan yavrusu. Gird maymun. Kelb köpek. Cemel erkek deve. Naqeh dişi devedir arkadaşlar. Cemel erkek deve denir. Fe'r faredir. İnek bekare. Gazal gazal geyik arkadaşlar. Kıt. Mesela bu da yine kesralıdır. Kat değil. Kıt. Kedi. Zil gölgedir. Tabi hepsi hayvanlardı. Burada gölge biraz sanki tuhaf durdu. Evet. Neame. Burada ayn harfinin
sonrasında elif olması kesinlikle bunun fethalı olduğuna ispattır. Dolayısıyla burada yazılmasa da sıkıntı değil. Naame deve kuşu. Tavus, tavus kuşu. Usfur serçe kuşu. Bunu hatırlamak için bir daha bakayım. Naame. Evet, naame. Bakalım naamenin çoğulu nedir, onu da görmüş oluruz. Naame. Evet, naame, naam onun çoğuludur. Naaim çoğulu da gelir. Deve kuşu naame. Evet. Tavus, usfur, sat iledir. Bunu dediğim gibi dilinizi sat harfini çıkarırken geriye doğru götürüp işte dil kökünü yukarı kaldırıyorsunuz. Sat öyle çıkıyor. Bunu tekrar tekrar söyleyerek bunun işte sat olduğunu zihne kaydedebilirsiniz. Gurab, evet yine gurab Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Dik, horozdur. Duyur, kuşlar grubu, kuş grubu yani. Kafes, kafestir. Haris, bekçidir. Zil, zil kuyruk demektir. Tabi zeyl mi? Zeyl olabilir. Zeyl. Çünkü bununla ilgili Türkçede de var. Evet, zeyl. Zil değil. Zeyl kuyruk demektir. Ek, ekleme anlamlarına gelir. Zeyl. Riş, horozun kuyruğu herhalde ona denir. Tüy de olabilir. Şöyle bakalım. Riş. Tüymüş arkadaşlar. Riş. Bunu da geçtik. Şimdi bunları hatırlama zamanı. Bakalım kaç tanesini hatırlayabileceğiz. Ve bunu hepsi tabi basit çizimlerle çizersiniz. Şimdi burada şöyle bir de çizimler dedim arkadaşlar. Şimdi bizim yani fıkıh kitaplarında çizim yapıldığında bütünü bozacak şekilde çizmek lazım. Mesela horozun işte yarısını çizmeyin. Ya da karganın ayakları olmasın. Yani bunun yarısı olmasın gibi arkadaşlar. Yarıdan itibaren çizmek esastır. Bütün olarak çizmek iyi değil. Onu söyleyeyim. Keza insan suretleri. Yani böyle bütün mesela devenin şurasının yarısını keserek çizin. Şu ilk yarısını. Öyle bir çizim ki işte hayvan o kestiğiniz parçayla tek başına yaşayamayacak şekilde düşünebiliriz. Yani bu fıkıh kitaplarında çizimin caiz olması buna bağlanmış. Bazı fıkıh kitaplarına dikkat edelim. Evet, şimdi hatırlayayım bakalım. Esed, arslan, nemir, nemir idi hatırladım, kesralı. Kaplan, leopar, fil, gird, gird maymundur. Gazal, geyik, zarafe, hani zarafe çok zarif bir hayvan, zürafa. Cemel, erkek deveye denir. Hisan, attır. Himar, eşektir. Yoktu yukarıda. Usfur, serçe kuşu. Thuban, yılandır. Naame, hatırladım. Deve kuşu. Tavus, tavus kuşu. Hirtit, hirtit, gergedan. Dik, horoz. Kafes, bir ne dedim ki bu satı. Kafas, tekrar tekrar söyleyerek sat olduğunu zihne kaydedebilirsiniz. Haris, yine bu bekçidir ama haris eğer sat olsa düşkün anlamına gelir. Yani üzerine titreyen anlamlarına gelir. Haris bekçi. Dub ayıdır. Zib kurt. Sa'leb tilki. Şibl arslan yavrusu. Evet. Zeyl kuyruktur. Nitekim bakın burada fethasını yazmış. Zal harfinin noktasının üstünde durmuş. Timsah zaten timsahtır. Gurab kargadır. Bakare inektir. Riş tüy demek. Duyur kuş grubu kuşlar. Zil gölge hayvanat hayvanlar. Fer fare kelp köpek. Kit kedi demektir. Gerçekten güzel bir performans oldu. Hepsini hatırladım. Tabi görsel var. Sunum yaparken insan orada da hafızasına kaydediyor. Ben bu çalışmada da size çok çok başarılar dilerim. Allah muvaffak eylesin.